Dördüncü bölüm Helenistik felsefe. İlk çağ felsefesinin Helenistik felsefeden sonraki ikinci dönemi siyasi anlamda kent devletinin sona erdiği, M.Ö. 322 yılıyla Helenistik çağın son büyük imparatorluğunun Roma'nın bir parçası olduğu, M.Ö. 30 yılı arasındaki dönemin felsefesinden meydana gelen Helenistik felsefe ile Roma'nın egemenliği altında yaklaşık olarak M.Ö. 5. yüzyıla kadar süren Roma felsefesinden meydana gelir. Bu dönem aynı zamanda klasik kuramların vuku bulan çok temel sosyal ve politik değişimlere bağlı olarak büyük bir dönüşüme uğradığı dönemdir. Helenistik Roma felsefesinde baskın olan felsefe elbette Yunan felsefesidir. Çünkü Roma'da Yunan felsefe okullarından bağımsız ayrı bir felsefe okulu kurulmuş değildir. Daha ziyade orada Helenistik dönemin felsefe okulları Marcus Aurelius, Epictetus, Cicero, Lucretius ve Sextus Empiricus gibi filozoflar tarafından temsil edilmiştir. Bu yüzden Helenistik felsefenin en önemli özelliğinin Akdeniz'in ve özellikle Doğu'nun Helenistikleştirilmesi olduğu söylenebilir. Yaklaşık 700 yıllık bir dönemde Yunan kültürü Akdeniz'i kuşatan dünyaya büyük bir hızla yayılmış, özellikle son dönemlere doğru İskenderiye kültürünün, felsefi kültürün önemli bir merkezi haline gelmiştir. Söz konusu Helenistik Roma felsefesi dönemlerinde dört büyük felsefe okulu sırasıyla Epikürosçuluk, Stoacılık, Septizizm ve Yeni Platonculuk çağın başat felsefeleri olarak ortaya çıkmış ve bunlardan ilk üçü kendi aralarında ciddi rekabet içerisinde olmuştur. Söz konusu dört okuldan her şeye rağmen halcı etiği ve Tanrı'nın evrene müdahalesini reddeden varlık görüşüyle Epikürosçu okulun daha ağır basan ve dönemi çok büyük dönüşümle damgasını vuran felsefe olarak seçkinleştiği söylenebilir. Amaçlı bir evren anlayışıyla en yüksek insani iyi olarak aklın doğru ve yerinde faaliyetine duyulan inanç ise en güçlü ifadesini Stoacılarda bulmuştur. Stoacıların görüşlerinde somutlaşan bu amaçlı evren görüşü son çözümlemede Sokrates'ten miras alınan bir görüş olarak Epikuros'un mekanist varlık görüşüne taban tabana zıttır. Bu dönemde ortaya çıkan başka bir felsefe okulda dogmatik oldukları gerekçesiyle tüm felsefelere ve özellikle de Stoacı felsefeye gösterilen tepkiye seçkinleşen septizizm olmuştur. Nihayet Roma çağının sonlarına doğru Platon felsefesinden yola çıkan Politinos, dine yaklaşan bir felsefeyi temsil ederken Hristiyanlık ve İslamiyet için gerekli felsefi çerçevenin oluşmasına etki etmiştir. Helenistik felsefenin en önemli özelliği bu felsefenin konularını mantık, fizik ve etik şeklinde düzenlemesidir. Başka bir deyişle felsefi bilgiye veya gerçekliğin bilgisine meydan okuyan şüphecilik ve çok sonraları ortaya çıkan yeni Platonculuk bir tarafa bırakılacak olursa, Helenistik dönemde bir felsefe okulu ya da doktrinal bir felsefe, belli bir doğruluk ölçüsü de ihtiva eden bir keşif metodolojisi, dünyanın kökeni bileşenleri yapı ve düzeniyle insanın ondaki yerine ilişkin bir kavrayış ve mutluluğun ne olduğuna ve onun nasıl ulaşacağına ilişkin bir açıklama ortaya koymak durumunda olan bir sistemden meydana gelmekteydi. Başka bir deyişle Helenistik dönemde bu üç konudan etiğin çok daha önde çıktığı söylenebilir. Gerçekten de mantık Aristoteles'ten miras alınan bir tavırla bilgi kuramında kapsayacak şekilde doğru bilgiye ulaşmanın yöntemi ve felsefenin vazgeçilmez aracı olarak görülmüştür. Nitekim bu anlayışın bir sonucu olarak özellikle Stoacılar mantık alanında çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ama fizik nispeten geri planda kalıp daha ziyade etik için bir temel ve hazırlık olma fonksiyonunu yerine getirmiştir. Bundan dolayı bu dönemde filozoflar fizik ya da varlık alanında yeni kuramlar geliştirmek yerine Sokrates öncesi doğa filozoflarının görüşlerini aynen benimsemişlerdir. Buna göre Stoacılar Heraklitos'un varlık anlayışını Epikuros ve Demokritos'un atomcu görüşünü pek büyük bir değişiklik yapmadan benimsemiştir. Bundan da anlaşılacağı üzere Helenistik felsefede ön plana çıkan çalışma alanı ya da disiplin etik olmuştur. Bunun nedeni bireyin amacına ulaştığı iyi bir yaşam sürdüğü, kendisi her bakımdan evinde gibi hissettiği kent devletinin yıkılması, kent devletinin yerini alan imparatorlukla birlikte dinlen dünyanın sınırlarının genişlemesi ve bireylerin kaçınılmaz bir biçimde dünyaya, topluma ve kendilerine yabancılaşmaları, yalnız ve başıboş kalmalarıdır. Başka bir deyişle Helenistik çağda din ve politik
Yaşamın bireyin bilincine sağlamış olduğu dayanak noktaları bu dönemde çöktüğü ve dolayısıyla eskiden kendi kaderini elinde tuttuğuna inanan insanın yerine hiçbir şeyi değiştiremeyeceğine inanan yabancılaşmış insan aldığı için bir başına kalan insan teselli felsefede arar. Platon ve Aristoteles'in hitap edip etkiledikleri sosyal düzene kıyasla çok daha geniş bir toplum düzeninde felsefeden beklenecek tek şey ilgisini birey üzerinde yoğunlaştırması, bireyin felsefeden beklediği yol göstericilik görevini yerine getirmesidir. Felsefe tarihi Epikurosçuluk. Helenistik dönemin ilk büyük felsefe okulu Epikurosçu okuldur. Okul Yunanlı bir filozof olan Epikuros tarafından kurulmuştur. Milattan önce 341 yılında doğmuş olan Epikuros, felsefe tarihinde daha çok belli bir yaşam tarzının savunucusu olan bir ahlakçı olarak bilinir. O, insan yaşamının sıkıntılarıyla ilgilenmiş, insan bu dünyadaki mutsuzluğunun tanrılarla ölüm ve kaderle ilgili yanlış inançlardan kaynaklandığını, söz konusu yanlış inançların ancak onların yanlışlığını ve temelsizliğini ortaya çıkaracak bir varlık görüşüyle ortadan kaldırılabileceğini düşünmüştür. Başka bir deyişle, özgün katkısı etik alanında olan Epikuros, bu amacına ulaşabilmek için belli bir bilgi ve varlık görüşünü ortaya koymak durumunda kalmıştır. Bu çerçeve içinde felsefenin amacını insanın mutlu bir yaşam sürmesi için yardımcı olmak olduğunu düşünen Epikuros, tıpkı Sokrates gibi özel bilimlerin bu amaca hiçbir katkı sağlayamayacağı kanaatindeydi. Ona göre bizim temelde ve öncelikle varlığa ilişkin doğru bilgiye ulaşırken sağlam bir bilgi ölçütüne sahip olabilmek amacıyla mantık bilgimiz ya da bilgi kuramımız olmalıdır. İkinci olarak da var olan şey ve olayların doğal nedenlerini, var olan her şeyin doğaüstü değil de doğal nedenlerin eseri olduğunu anlayabilmemiz için fizik ya da varlık bilgimiz olması gerekir. İşte bu bilgi bizi Tanrı, ölüm ve kader korkusundan kurtaracağı için gerçekten de yararlı olan bir bilgidir. Nitekim o materyalist görüşüyle insanları bu korkudan kurtarmaya çalışmıştır. Son olarak neden sakınıp neyin peşine düşmemiz, neyi arzu edip neden uzak durmamız gerektiğini öğrenmek için insan doğasına tanıma, doğasını tanıma ve bilme zorunluluğumuz vardır. Metafiziği. Metafiziği ile insanı Tanrı ve ölüm korkusundan kurtarıp bir ruh sükunetine ulaştırmayı amaçlayan Epikuros, daha önceki atomcular gibi gerçekten de var olanın son çözümlemede iki ve yalnızca iki türden şeye indirgenebileceğini belirtmiştir. Atomlar ve boşluk. Epikuros bu tezine bir dizi metafizik kabul ya da öngörüye dayanarak ulaşmıştır. Var olan şeylerin bir şeyden varlığa geldikleri apaçık bir olgudur. Öyleyse 1. Hiçten hiçbir şey çıkmaz. 2. Hiçbir şey bütünüyle ortadan kalkıp mutlak hiçliğe gitmez. Şeylerin kendisine döndükleri, kendisine gittikleri bir şey olmalıdır. Ve nihayet 3. Evren hiçbir zaman şimdiki halinden farklılık gösteren bir hal içinde olmayacaktır. Evren var olan her şeyi kapsadığına göre evrenin dışında evrendeki değişmeye neden olan hiçbir şey yoktur. Dahası bu durum tüm zamanlar için geçerlidir. Yani var olan şeylere ilişkin genel bir açıklama ezeli ebedi olarak geçerli olmak durumundadır. Epikuros'a göre cisimlerin var oldukları olgusu hiç kimse tarafından yadsınamayacak olan apaçık bir olgudur. Cisimler bir şey içinde olmak, bir şey içinde hareket etmek durumunda olduklarına göre cisimlere ek olarak bir de boş mekanın var olması gerekir. Ona göre cisimlerin ve boş mekanın dışında başka bir şeyin var olduğu düşünülemez. Epikuros, var olan cisimlerin ortaya iki ayrı türden cisimler olarak çıktıklarını öne sürer. Bunlar da sırasıyla bileşik cisimler ve söz konusu bileşik cisimlerin kendilerinden meydana geldikleri birimler olarak atomlardır. İki de her yer alan metafizik kabule göre bileşik olmayan cisimlerin değişme ve yok oluş bakımından sınırlanmaları gerekir. Bu çerçevede içinde Epikuros, bileşik olmayan cisimlerin yani atomların şeylerin bileşik cisimler dağıldıkları zaman yok olarak hiçliğe gitmemek ve tam tersine var olmaya devam etmek durumundaysalar eğer bölünemez ve değişemez olmaları gerektiğini söyler. Evreni sınırlayan hiçbir şey bulunmadığını söyleyen Epikuros, buradan evreni meydana getiren bileşenlerin de sınırsız olmaları gerektiği sonucunu çıkartır. Atomların bundan başka bölünemezlik benzeri bir takım değişmez özellikleri vardır. Bir atom varlığa gelmiş olmayacağı gibi yok olup gitmez de. O değişmez, nicelik bakımından artmaz ve azalmaz. Atom homojen bir birimdir. Atomların farklı büyüklük ve şekillere sahip olabilmelerinin onları sonsuzca küçük ve algılanamaz olan birimler olmaktan çıkaracağını düşündüğü için
atomların büyüklük ve şekil bakımından birbirlerinden farklı olabilmelerine karşı çıkan Epikuros'a göre atomlar ağırlık açısından birbirlerinden farklılaşırlar. O, atomların boşlukta aşağıya doğru düşmeleri ve yukarıya doğru yükselmeye direnç göstermelerinin ancak ağırlık özelliğiyle açıklanabileceği kanaatindeydi. Epikuros'un metafiziğin atomlar ve boşluktan sonraki üçüncü temel kategorisi ya da hareket ya da değişmedir. Atomlar aşağıya doğru düzgün hareket gücüyle dolu olup her zaman aşağıya doğru hareket etmişlerdir ve gelecekte de aşağıya doğru hareket edeceklerdir. Bununla birlikte Epikuros'un atomların hareketine ilişkin açıklaması, atomcu görüşün kurucusu olan Demokritos'un açıklamasından farklılık gösterir. Bunun nedeni Helenistik felsefede pratik felsefenin dini kaygılarının ve etiğin ön plana çıkmasıdır. İnsanda irade ve seçme özgürlüğüne açık kapı bırakmak için Demokritos'un mutlak anlamda determinist bir evren görüşünden belli bir ölçü içinde uzak duran Epikuros, atomların yalnızca aşağıya doğru hareket ettiğini değil, fakat aynı zamanda normal yollarından küçük bir sapma göstererek hareket ettiklerini de söyledi. Çünkü böyle bir sapma ortaya çıktığı zaman atomların tümünden birden yönlerini değişir ve dolayısıyla her şey belirlenmiş olamaz. Bununla birlikte sapmanın bir nedeni yoktur. Bundan dolayı gelecekteki olayların seyri önceden bilinemez. Şu halde Epikuros'un evren görüşünde rastlantıya da yer vardır. Epikuros söz konusu maddi evren görüşünü tanrıları da içerecek şekilde genişletmiştir. Tanrılar da ona göre var olduklarından onların atomlardan meydana gelmiş olmalıdırlar. Bununla birlikte tanrıların meydana getiren atomlar en ince ve en yetkin atomlardır. Öte yandan Epikuros tanrıları içinde yaşadığımız dünyanın oldukça uzağında bir yere yerleştirir. Bu ise tanrıların yeryüzünde olup bitenlerle karışmadıkları, dünyadaki her şeyin yalnızca atomların çarpışmaları ve birleşmeleri sonucunda doğal olarak oluştuğu anlamına gelir. Zaten Epikuros'un materyalist teorisi insanları tanrı korkusundan kurtarmayı amaçlar. Gerçekten de Epikuros'un söz konusu atomcu görüşü, insanı ruhsal sükunete erişmesini engelleyen üç korkudan, sırasıyla tanrı korkusundan, ölüm korkusundan ve kader korkusundan kurtarır. Tanrılar insanların işlerine karışmadıkları ve onlara müdahale etmediklerine göre tanrılardan korkmanın anlamı yoktur. Ölümden de korkmamak gerekir. Çünkü biz yaşarken ölüm yoktur. Ölüm geldiği zaman ise biz yaşamda değilizdir. Nihayet atomların düşüş ve çarpışmaları bir zorunluluğa, mutlak bir determinizmle dayanıp atomların gösterdiği küçük bir sapmanın sonucu olarak gelişi güzel ve rastlantısal olduğundan kaderden de korkmaya hiç gerek yoktur. İnsan bu korkulardan kurtulduğu zaman en yüksek amaç olan mutluluk yolunda tüm engelleri aşmış olur. Etik anlayışı. Epikuros felsefenin adeta bütünlüğü temsil edecek etik görüşünde hazcı etiğin savunuculuğunu yapar. Nitekim o insan hayatının gerçek amacını temel hedefinin hazın bizatihi kendisi, haz miktarının olabildiğince artırılması ama esas hedefin acıdan uzak olmak olduğunu söylemiştir. Epikuros bu sonucu ya da etiğe hazcılar psikolojik hazcılıktan yola çıkarak, yani bütün hayvanların acıdan kaçıp haza yöneldiği gözleminden hareketle varmıştır. Gerçekten de hazın mutlu ve kutlu bir yaşamın başı ve sonu olduğunu, onun bütün seçimlerimizle her tür istikrarın başlangıcı oluşturduğunu, öne süren Epikuros'a göre haz her şeyden önce acının yokluğunda belirlenir. Bu nedenle onun hazcılığı olumsuz bir hazcılık olarak tanımlanır. Öte yandan Epikuros'a göre tüm hazlar aynı değerde değildir. Bu yüzden onun niceliksel değil de niteliksel bir hazcılığı benimsemiş olduğu söylenebilir. O hazları doğuran üç tür arzu olduğunu söyler. Bazı arzular yiyecek ve içecek örneğinde olduğu gibi hem doğal ve hem de zorunlu. Buna karşın diğerleri bazı cinsel arzularda olduğu gibi doğaldır ancak zorunlu değildir. Üçüncü türden arzular ise zenginlik ya da lüks isteği gibi ne doğal ne de zorunlu olan hazlardır. Bunlar bedensel hazlara yol açarlar. Epikuros bedensel hazları küçümsememek ya da yok saymamakla birlikte bu türden hazlara düşkünlük göstermenin doğal ve doğru olmadığı gibi kişiyi mutsuz ve acıya götüreceğini savunur. Buna göre kinetik hazlarla statik hazlar arasında bir ayrım yapan filozof, bunlardan mutlu bir hayat için kaçınılmaz olan zihinsel ya da tinsel dinginliği sağlayan kalıcı, uzun süreli hazlara statik hazlar adını verirken gelip geçici ve yoğun haz türü olarak kinetik hazları bedensel hazlarla özleştirmiştir. Bedensel hazlar Epikuros'a göre hiçbir zaman tam olarak tatmin edilemez. Bedensel hazların peşinde koşan insanlar bu yüzden hep doyumsuz kalır ve hep acı çekerler. Buna göre bir insan hep daha çok şey isterse böyle biri hali hazırdaki durumundan huzursuzluk duyup
huzursuz olur. İnsanı mutlu kılan makul ve sade alışkanlıklardır. Peşinden koşacağımız ve sakınacağımız şeyleri ölçebilen akıldır. Epikuros hazcı etik anlayışını erdemli hayat telakkisiyle tamamlamaya çalışmıştır. Ona göre temel erdem bilgeliktir. Çünkü bilgiye insan kendi doğasına ihtiyaç duyduğu ve en azı belirleyebilecek ve bu ihtiyaçları kolaylıkla karşılayabilecek olan insandır. Bu ihtiyaçları karşılandığı zaman onun ruh hali dengededir. Böyle bir ruhsal sükunete ulaşmıştır. Bilge, insanın ekmek ve sudan oluşan öğünü, ona bir aşçının çok lezzetli yemeklerinden daha çok mutluluk verir. Zira bilge insan yalnızca az tüketmeyi değil, daha önemlisi az şeyle yetinmeyi öğrenmiştir. Şu halde insan doğasının aradığı en yüksek haz, ruhsal denge ve ruhsal sükunettir. Bu hale ise korkulardan ve acılardan kurtulduğumuz, hazlar arasında önem derecelerine göre bir öncelik sırası belirlediğimiz ve merak ile öğrenme isteklerimizi tatmin etmeye çalıştığımız zaman ulaşırız. Demek ki önemli olan anlamak, öğrenmek ve bilmektir. Yani insanın ruhsal ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Toplum ve siyaset felsefesi. Epikuros, tarih görüşü bakımından evrimci bir tarih anlayışı benimsemişti. Buna göre başlangıçta insan varlıkları yalnızdırlar, gelişigüzel ürüyorlardı. Sözel bir iletişim içinde değillerdi. Onların bu dönemde toplumsal olarak kuralları yoktu. Kendilerinden sonra gelen her cinslerinden fiziki olarak daha güçlü oldukları için ayakta kalabildiler. Zaman içinde insan ırkı biraz da ateşin keşfedilmesi sayesinde önemli ölçüde yumuşamış ve bunun sonucunda aile kurulup komşuluk ilişkileri başlamıştır. İşte bu evrede insanlar doğal tehlikelerden korunmak için dil, tarım ve ev inşası gibi bir takım teknik ustalıklar geliştirmişlerdir. Devleti yaratmak için bir neden daha vardı. Tarihin ilk zamanlarındaki kıtlığın ardından sanatların keşfinin temin ettiği göreli zenginlik, insanları hayatlarının yanı sıra mallarının da korunmaları için devlet adını verdiğimiz politik örgütü yaratmanın bir zorunluluk olduğunu göstermiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Epikuros söz konusu evrimci tarih anlayışı içinde sözleşmeye dayandırdığı bir devlet öğretisi yerleştirmiştir. Bu sözleşmeci devlet anlayışı, önceleri ortak çıkar anlayışından yoksun olarak birbirleriyle mücadele eden insanların zamanla ortak bir çıkar duygusuna sahip olduklarını, tehlikeleri birlikte önleyip birlikte çalışarak daha fazla haz ve mutluluk elde etmek amacıyla devleti bir sözleşme temelinde kurduklarını söyler. Bu devlet görüşü, devleti doğal bir kurum olarak gören Platoncu ve Aristotelesçi devlet anlayışına tamam zamana zıt bir görüştür. Buna göre devlet doğal bir kurum olmayıp birey için var olan sözleşmeye dayalı bir kurumdur. Toplumsal yaşam bireyin çıkarı ilkesine dayanır. Bireyler kendilerini korumak, varlıklarını sürdürmek ve dolayısıyla mutlu olmak için bir araya gelerek devleti bir sözleşme ile kurmuşlardır. Adalet de bu sözleşmeye dayalı, salt uzanımsal bir değerdir. Bizim doğal haklar adını verdiğimiz haklar ise insanların yararlılıklarından dolayı benimsediği genel davranış kurallarıdır. Tüm yasalar ve devlet de dahil olmak üzere tüm kurumlar bireyin güvenlik ve mutluluğuna katkıda bulundukları, eş değişle yararlı oldukları sürece gerekli ve adil olurlar. İnsanlar adil olmak çıkarlarına uygun düştüğü için adil olurlar. Adaletsizlik yapmak ise onların çıkarlarına ve dolayısıyla kendilerine çeşitli cezalar yoluyla geri zarar verdiği için kötülükten ve adaletsizlikten kaçınırlar. Bundan dolayı adaletsizlik kendi içinde kötü olduğu için değil de sonuçları olumsuz olduğu için kötüdür. Felsefe tarihinde Stoacılık. Helenistik dönemin ikinci büyük ve önemli okulu Stoacı okuldur. Stoacılık da Helenistik dönemde ortaya çıkan diğer okullar gibi daha ziyade etik görüşleriyle seçkinleşmiştir. Başlangıçta kiniklerden etkilenen, özellikle de onların aldırmazlık etiğinin tesiri altında kalan Stoacı okul, kiniklerin anarşist yaklaşımından bir ölçüde uzaklaşarak kinik bilginin bağımsızlığını politik ve sosyal yaşamın katı gerçekleriyle uzlaştırma çabası içerisinde olmuştur. Felsefesini dönemin diğer okulları gibi aralarında organik bir bağ bulunduğuna inanılan üç disiplinden oluştururken sistemini mantık, fizik ve etik üzerine düzenleyen Stoacı okul temel kavramları logos yani akıl ve puhsistan oluşturur. Puhsistan doğa demektir. Stoacı okul felsefenin kendi bakış açılarıyla temel disiplin ya da yönlerini doğal bir bütün olarak logos tarafından düzenlenip şekillendiği için birleştirmeye çalışmıştır. Helenistik Roma çağında uzun bir tarihi olan okul Kıbrıslı Zenon M.Ö. 336-264 tarafından
M.Ö. 300 yılında kurulmuştur. Okulun diğer önemli temsilcileri arasında Yunanlı filozoflar Kleantes M.Ö. 331-233, Krisippos M.Ö. 281-208, Panaitos M.Ö. 185-110, Poseidonos M.Ö. 135-51 ile Romalı filozoflar Cicero M.Ö. 106-43, Epictetus M.Ö. 50-138 ve Marcus Aurelius M.Ö. 121-180 bulunur. A. Bilgi kuramları. Stoacılar mantık konusuna ilk çağda Aristoteles'ten sonra en fazla katkıda bulunmuş filozoflardır. Mantığı Aristoteles gibi bir araç olarak yorumlayan ve rasyonel söylemin bilimi olarak tanımlayan Stoacılar bu bilimi retorik ve diyalektik olarak iki alana bölmüşlerdir. Onlar diyalektik konusunda Aristoteles'ten ayrılıp Platon'a yaklaşırken kanıtlayıcı bir bilim, şeylerin gerçek doğasını konu alan bir disiplin olarak gördükleri diyalektiğin karşısına pratik bir disiplin olarak dil ve akıl yürütmenin kendisinin iki temel özelliği ya da görünümü olduğu retoriği geçirmişlerdir. Stoacılar diyalektik söz konusu olduğunda ilk yeri izlenim, dil ve düşünce konusuna ayırmışlardır. Onlara göre dil ve düşünce insanda a priori olan doğuştan getirilmiş öğe ya da kapasiteler değillerdir. Konuşma ve düşünce yeteneği insanda uzun bir dönemin ardından gelişen bir şeydir. İnsan zihni doğuşta bir tabula rasa baskı için iyi hazırlanmış ya da düzenlenmiş boş bir sayfa gibidir. Stoacıların ampirisizmi de bu anlamda insan zihninin doğuşta boş bir levha olduğunu öne süren Locke'un ampirisizmini öncelemektedir. Boş sayfa üzerine düşen ya da basılan ilk işaret duyu algısının bir sonucudur. İnsan dışındaki nesneler duyu organlarını etkiler ve zihinde bir izlenim doğurmasına neden olurlar. İzlenimler bilişsel olursa, yani onlar insanın dışındaki bir nesnenin sonucu oldukları bilincini doğurup zihnin onayını sağladıkları ve dolayısıyla kalıcı ve sürekli olup bellek imgelerine yol açtıkları takdirde ortaya algı dediğimiz zihinsel erdem çıkar. İzlenimlerin tekrarı ve zihinde meydana getirdikleri imge ve kayıtlar genel kavramların doğuşuna yol açar. Stoacılara göre genel kavramların temeli deneyime dayanmakla birlikte ölüm, zaman ve mekan benzeri kavramlar, kavramların temel benzerlik, analoji kurma, bir araya getirme, karşılaştırma türünden zihinsel işlemlerle oluşturulur. Zihnin genel kavramlar oluşturma kapasitesi doğuştandır. Fakat bu kapasitenin gerçekleşmesi için deneyime, dış dünyaya ilişkin deneyime ihtiyaç vardır. Stoacılara göre izlenim ve imgelerden ortak deneyimlerde dayandıkları takdirde kendilerine ortak fikirler adı verilen genel ideler oluşturur. Tüm insanlarda aynı olan bu genel ideler yanlış olamazlar. Şu halde zihinde oluşan her tür malzemenin tüm bilginin temelinde izlenimler ve dolayısıyla duyu algısı vardır. Zihin, izlenimlerden hareketle genel ideler, kavramlar ve dolayısıyla tümel yargılar oluşturabilir. Zihindeki tüm evrene yayılmış olan bir evrensel akıl ya da logosa bir aynı olan ve düşünme ve konuşma yeteneği ya da fakültesine akıl adı verilir. İnsan zihni kendisine akılla evrensel akıl özleri itibariyle bir ve aynı olduğu için dünya düzenini kavrayabilmektedir. Evrende rasyonel bir düzen bulunduğu için aynı rasyoniteden pay alan insan zihni bu yapıyı ve düzeni anlayıp onun nesnel bilgisine ulaşabilmektedir. Burada da anlaşılacağı üzere Stoacılar nesnel bir rasyoniteyi ve akılla anlaşılabilir gerçekliği ayrı bir idealar dünyasını değil de maddi dünyada yerleştirmişlerdir. Yalnızca tikellerin, bireysel varlıkların gerçek bir varoluşa sahip olduğunu savunan ve tümelleri salt öznel soyutlamalar olarak gören Stoacılar, şu halde yalnızca Platon'un aşkın tümel görüşünü değil, fakat Aristoteles'in somut tümel anlayışını da reddetmişlerdir. Stoacıların nominalizmi ve ampirisizmi uyarınca bilgi, şu diye gösterdiğimiz bireysel duyusal varlıkları algıya ve algıların sonucu olan kavram ve genel idelere dayalı bilgisidir. Bu bilgi anlayışında bir imge, nesnenin tam ve gerçek kopyası olduğu, bir kavram benzer şeylerin ortak nitelikleriyle uyuştuğu zaman doğrudur. Fakat Stoacılar birçok filozof için kabul edilmez olan bir yaklaşımla algılar ve kavramların doğru ve yanlış olabileceğini söylerler. Buna göre doğruyu yanlıştan ayıracak bir bilgi ölçüsüne ihtiyaç duyarız. Onlar için doğruluk ölçütü,
kavrayıcı algı ya da tasarımdır. Yani ruhu kendisine onay vermeye zorlayan algı eşdeğişle açık algıdır. Metafizik görüşleri. Stoacıların bilgi kuramları gibi fizik veya metafizikleri de özgün bir öğreti olmanın uzağındadır. Bu konuda Sokrates öncesi doğa felsefesine başvurulan Stoacılar Heraklitos'tan dünyanın ana maddesi olarak ateşle Logos öğretisini ödünç almışlardır. Onlar bu çerçeve içinde tıpkı Aristoteles'in yaptığı gibi evren ya da gerçekçiliğin bir etkin diğeri edilgin olmak üzere iki ilkeden meydana geldiğini öne sürmüşlerdir. Bu ilkelerden edilgin olanı her türlü nitelikten yoksun olan madde, etkin olanı da evren düzenine içkin olan akıl ya da tanrıdır. Stoacılara göre evrende gözlemlenebilir olan doğal güzellik, bir akıl ya da düşünce ilkesine yani her şeyin insanın iyiliği için düzenlenmiş olan bir tanrının varoluşuna işaret eder. Stoacılar ayrıca doğanın en yüksek varlığı olan insanın bir bilinç ya da akla sahip oluşunun bizi dünyanın da bir bilince ya da evrensel bir akla sahip olduğunu düşünmeye zorladığını belirtmişlerdir. Zira bütün hiçbir zaman parçadan daha az yetkin olmaz. Demek ki Tanrı dünyanın aklıdır. Bununla birlikte Stoacıların söz konusu varlık anlayışlarının dualist bir varlık anlayışı olduğu, Tanrı'nın maddi varlık alanını aşkın tinsel bir varlık olduğu düşünülmemelidir. Çünkü onlarda Tanrı maddeden ayrı olan tinsel bir ilke ya da varlık değildir. Tanrı da tıpkı şekil verdiği, etkilendiği, eylemde bulunduğu dayanak veya da edilgen ilke gibi maddi bir yapıdadır. Tanrı evren düzenine içkin olan etkin ateştir. Bununla birlikte o aynı zamanda cisimler dünyasını meydana getiren öğelerin kendisinden çıkmış olduğu ilk kaynaktır. Bu öğeler Tanrı'dan doğar ve daha sonra yeniden Tanrı'ya dönerler. Öyle ki evrendeki her şey ya da ilk ateş, yani kendi içinde ve kendi başına Tanrı ya da farklı halleri içinde Tanrı. Dünya var olduğunda Tanrı ile dünya arasındaki ilişki ruhla beden arasındaki ilişkiden farksızdır. Tanrı dünyadan ayrı değildir. Dünyanın cismi ya da maddesidir. Fakat o daha ince bir maddedir. Her tür harekete ve değişik biçimler almaya uygun bir yapıda olmakla birlikte hareketsiz ve biçimden yoksun olan ilk öğelerin hareket ettirici ve şekil verici ilkesidir. Stoacılar söz konusu materyalizmlerine karşın özellikle panteizmlerinin etkisiyle mekanistik bir doğa görüşünden kaçınmaya çalışmışlardır. Tanrı'yı maddeye şekil verme konusunda çok usta ve akıllı bir zanaatkara benzeten Stoacı filozoflar, evrene içkin Tanrı'nın büyük bir organizma olarak görülen dünyanın çeşitli parçalarını amaçlı bir tarzda en iyi şekilde düzenlediğini söylemişlerdir. Bundan dolayı evren her bir parçası diğerine organik olarak bağlı olan bir canlı bütünüdür. Stoacılar bu bağlamda felsefe tarihinde herhalde ilk kez olarak kötülük problemini ele almışlardır. Başka bir deyişle teolojik bir tanrı kanıtı ya da evrene içkin tanrının var olan her şeyi en iyi şekilde düzenlendiği düşüncesi Stoacıları dünyada söz konusu olan fiziki ve ahlaki kötülüğün hesabı da vermek durumunda bırakmıştır. Onların bu konudaki çözüm denemeleri biri olumsuz, diğeri olumlu çözüm olarak bilinen görüşlerden oluşur. Bunlardan kötünün ve kötülerin varoluşunu yadsıyan birincisine göre dünyamızı özü itibariyle iyi ve yetkin olup onda var olan kötülükler yalnızca göreli olarak kötüdür ve genelde dünyanın iyiliğine ve yetkinliğine katkıda bulunurlar. Kötü ve kötülüklerin varoluşunu kabul eden ikinci çözüm ise dünyada her şeyin karşıt çiftler halinde bulunduğunun, kötü ve kötülükler olmasa iyi ve iyiliklerin de olmayacağını, çünkü karşıtlardan birini aldığınızda diğerinin de ortadan kalkacağını söyler ve dolayısıyla kötünün iyi ve iyiliğin gerçekleşmesi için bir araç olduğunu savunur. Etik anlayışları. Stoacıların etik anlayışları, onların daha önceki filozoflardan gelen düşüncelerin bir sentezine tekabül eden varlık görüşlerimizden ayrılmaz. Stoacı filozoflar, evrene yönelik teolojik yaklaşımlarının sonucunda dünyayı bir amaca göre düzenlenmiş, rasyonel bir sistem, içindeki tüm varlıkların kendisinin iyiliğine katkı sağladıkları güzel bir bütün olarak değerlendirmişlerdir. Evreni tek bir canlı organizma, rasyonel bir bütün olarak görmesini talep ettiler. Bundan dolayıdır ki bütünün bir parçası olan insanın bütünün amacına uygun bir biçimde davranması, en yüksek yetkinliğe ulaşmanın yollarını araması gerektiği sonucuna vardılar.
insanın işte bu çabasında stoacılara göre doğaya uygun hareket etmesi, yani doğadaki düzene uygun olarak kendi ruhunu düzene sokması ve doğanın logos ya da evrensel akıl tarafından yönetilmesine benzer şekilde aklın yönetimi altına girmesi, iradesini aklın denetimi altına sokması gerekiyordu. Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, büyük düzendeki yerini almak durumunda olan insan için elbette akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelir. Buna göre hayatın amacı olan mutluluk, erdemden yani doğal yaşamdan, doğaya uygun yaşamdan, insan eyleminin doğal yasayla uyuşmasından, insanın iradesinin Tanrı'nın iradesine uygun düşmesinden meydana gelir. Stoacılar için doğaya uygun yaşam, doğadaki etkin ilkeye, insan ruhunun da kendisinden pay aldığı logosa uygun yaşamdır. Erdem, stoacıları, stoacı etik anlayışına göre biricik iyidir. Çünkü yalnızca doğaya uygun olan iyi şeydir. İnsan için de doğaya uygun olan, akla uygun olan eylemdir. İnsan için en önemli erdem bilgeliktir. Bilgelik ise insanın kendisini doğanın ayrılmaz bir parçası olarak görmesiyle ve doğanın seyrine ayak uydurmasıyla elde edilir. İnsan kendisini dünyanın gidişinden sıyırıp ayıramadığına göre yapılacak en iyi iş dünyanın gidişini olduğu gibi benimsemektir. Olup biten her şeyi tam bir tevekkülle zorunlu ve yararlı kabul etmektir. Nitekim Marcus Aurelius, mutluluğunuz düşüncelerinize bağlıdır demişti. Sonradan azat edilmiş bir köle olan Epiktetos ise insanlar olaylar yüzünden değil o olaylar hakkında düşünceleri yüzünden rahatsız olur diyordu. Gerçekten de doğanın akışına müdahale etmeye kalkışmak, bir takım sonuçları değiştirmeye çalışmak boşuna olduğu gibi yanlış olup insanı mutsuzluğa sevk eder. Fakat insan doğal düzene boyun eğerse, dünyanın gidişini olduğu gibi benimserse, kendisini gereksiz sıkıntı ve tedirginliklerden kurtarır. Bilgelik vuku bulan her şeyi kalben onaylamayı öğretmekte ve böylelikle de haz ve tutkular karşısında olduğu kadar acı ve engelleme duyguları karşısında da özgür olabilmektedir. Başka bir deyişle insan için yapılması gereken şey, insan açısından istikrarsızlık ve dengesizlik kaynağı olan akıl dışı veya akla uygun olmayan duygular, tutkular karşısında bağımsızlığını kazanmaktadır. Bu bağımsızlığa giden yol ise bilgelikten geçer. İnsan kendisini bu olumsuz duygulardan kurtarabilirse ya da Stoacıların apatiya adını vermiş oldukları duygusuzluk haline ulaşabilirse, bilge insanı özgü olan dinginlik, huzur ve mutluluğa kavuşabilirler. Zira yalnızca bilge insan rolünün ne olduğunu bilebilirler. Başka bir deyişle insanın rasyonel olarak düzenlenmiş bir evrendeki durumu, Stoacılara göre insana bir takım ödevler yükleyip onu ahlaken ve nesne olarak iyi olanı seçmeye zorlar. Doğru eylemi seçmek erdem meydana getirir ve kişiyi mutluluğa götürür. Erdemsizlik ise doğa yasasına karşıt, doğanın seyrine aykırı düşen eylemleri seçmekten oluşur. Stoacılara göre şu halde dünyada önem taşıyan, mutlak olarak iyi olan tek bir şey vardır, erdem. Erdemsizlik ise gerçekten kötü olan tek şeydir. Bu iki uç arasında da insanın istek, arzu ve nefretinin nesnesi olabilecek, hayat ve ölüm, sağlık ve hastalık, haz ve acı, güzellik ve çirkinlik, zenginlik ve fakirlik gibi çok sayıda şey bulunur. Bunların hiçbiri kendi içinde veya kendi başına iyi ya da kötü olmayıp, hepsi de insanın ahlaken kayıtsız kalması gereken şeylerdir. Bunun en iyi Stoacı felsefesinin en yetkin temsilcilerinin kesinlikle başında gelen Epiktetos'un etik anlayışını görüyoruz. Stoacı etikle sorumluluk düşüncesini kendisinin ahlaki kişilik kavramına dayanan bir özellik ve içsel özgürlük düşüncesini dönüştürmek için çalışmış olan Epiktetos en çok tutku, istek ve arzulardan bağımsızlık anlamında özgürlüğün ve değişmez bir kader yoluyla belirlenmiş bir dünya karşısında tevekkülün önemine vurgu yapmıştır. Üstelik bu ana düşünceleri tıpkı kendisine örnek aldığı Sokrates gibi hayatında disiplinleştirmek için ölümüne mücadele etmiştir. Gerçekten de Zenon'un moral tutumunu en aşırı kadercilik ve tevekkül ya da başa gelene sabırla katlanma felsefesini taşıyan Epiktetos, ahlaki bir yaşamın nihai hedefi olarak mutluluğa nasıl ulaşabileceği sorusuna bir yanıt aramaktaydı. O, aradığı yanıtı belirli bir özgürlük ve bilgelik anlayışını buldu. Epiktetos, özgürlükten insanın dış dünyanın bütün baskı, zorlama ve belirlemelerine rağmen aklın iç tutarlılığını ve ruhun içsel barışını sürdürebilmesini anlıyordu.
O bunun için insanın bedenin aşırı istek, arzu ve ihtiraslarından vazgeçmesi gerektiğini de öne sürdü. Onun gözünde her şeyin insan arzularına göre olup bitmesi değil de olduğu gibi olmasını isteme doğru ve ahlaki bir hayat için vazgeçilmez bir zorunluluktu. Ve Epiktetos açısından özgürlük, iç dünyayı dış dünyada olup bitenlere karşı korumaktan, doğaya uygun yaşamaktan başka bir şey değildi. Epiktetos'a göre insanın elinde olmayan şeylerin bir kısmı doğrudan doğruya kadere, Tanrı'ya bağlıdır. İnsanın Tanrı'dan gelen şeylere katlanmak için yaratıldığını söyleyen Epiktetos'un bu anlayışına göre insan bir dramdaki aktöre benzer. Dünya ve dünyanın tarihiyle ilgili bu dramda insan yalnızca bir oyuncudur. Oyuncu oynayacağı rolü seçemez. Dekora, oyunun kendisine etkide bulunamaz. Tanrı ya da akıl ilkesidir ki her insanın bu tarih içinde ne olacağını belirler. Dünya sahnesinde bir tiyatro eserindeki oyuncuya benzeyen insan hiçbir etkide bulunamayacağı şeyler karşısında kayıtsız kalmak durumundadır. Onun kontrol edebileceği tek bir şey vardır. Kendi tavrı ve tutkuları. O bir başkasının daha iyi bir rol verildiği için kıskançlık duyulmamalı, makyajcı yapan burnunu çirkin gösterdiği için kendisini aşağılanmış hissetmemelidir. Yani insan kendisine ne verilmişse onunla yetinmeli, erişemeyeceği, sahip olamayacağı şeyler için açlık, kıskançlık duymamalıdır. Bütün bu duygular onu mutsuz kılar. Öyleyse yapılması gereken şey, akla uygun olmayan duygular, tutkular karşısında kişinin güçlü olması, bağımsızlığını kazanmasıdır. Başımıza gelen ve felaket zannettiğimiz durumların hepsinin Tanrı'dan olduğunu söyleyen Epiktetos'a göre ilahi aklın bizim için istedikleri bizim kendimiz için istediklerimizden daha hayırlıdır. Bu konuda ilahi adalete güvenmek, ona itiraz ve isyan etmemek gerekir. Çünkü Epiktetos'a göre bizim dışımızdaki dünyada kötü diye bir şey yoktur. Kötülük bizim olaylarla ilgili yorumlarımızdadır. Bu yüzden biz olayların dilediğimiz gibi olmasını beklememeli, nasıl geliyorlarsa öyle gelmesini istemeliyiz. İnsan böyle yaptığı takdirde her daim mutlu olur. Epiktetos, ahlak alanının dışında olup biten şeyler için iyi kötü kavram çifti ile değerlendirilecek hiçbir şey bulunmadığı kanaatindeydi. Ona göre bize sunulmuş olan sağlık ve zenginliği elde tutmaya gayret etmek elimizdedir. Ama bunları elde etmek için bizim elimizde değildir. Örneğin insanın yaşamı kendisine ait değildir, Tanrı'ya aittir. Erdemli insan dış dünyaya da sahip olduğu elinde olmayan şeyler için onları kaybettiğini söylemez. Onları geri verdiğini söyler. Ona göre insanın kontrolü dışındaki her şey ahlakın dışında olmak durumundadır. Ölüm, fakirlik ve hastalık korkusunun da insanı alçaltan ve mutsuzluğa sebep olan unsurlardan olduğunu savunan Epiktetos için ölüm bizatihi ölüm kötü değildir. Ama onu kötü gösteren bizim ölüm hakkındaki görüşümüzdür. Ona göre insanlar ölümden, fakirlikten ve hastalıktan korkarsa hem mutsuz olur hem de alçalır. İnsanın ölümü her daim göz önünde tutması gerektiğini, bunun da nedeninin ölümün korkunç bir şey değil de gerçek olması olduğunu söyleyen Epiktetos, insanın ölümü düşünmediği takdirde her adımda kırılacağını, incineceğini de ya da inciteceğini belirtir. Ona göre nasıl ki insan bir kimseden ödünç aldığı bir şeyi zamanı geldiğinde sahibine iade ediyorsa, o an emanet olarak tuttuğu canını da sahibine zamanı geldiğinde iade etmesi gerekir. Epiktetos da insan yaşamının nihai amacının bir apatiya, dışsal ve arizi, hiçbir şeyden etkilenmeme, bir içsel huzur hali olduğunu söyledi. Bu iç huzuru sağlamaya yönelik bütün çabalar, ona göre ancak insanın isteklerini yok etmesi veya etkisiz kılması ile amacına ulaşabilir. Onun istek ve arzularla anlatmak istediği ise zorunlu fiziki ihtiyaçların karşılanması yönünde bir istek değildir. Bu yüzden o dünyadan el etek çekmeyi önermez. Tam tersine o isteklerden vazgeçmeyle insanın doğasına yani aklına uygun bir hayat yaşamasını anlatmak ister. Bu insanın akla aykırı gelişmelerin temelinde yer alan aşırı isteklerden ve tutkulardan kurtularak duygularını kontrolüne alması, acı ve eylem verici duygulara kapılmamasıyla olur. Bu gerçekleştirilecek kişi de bilge ve erdemli insandır. Çünkü erdemli insan Epiktetos'a göre bu aşırı istek ve ihtiraslardan kurtulmuş olan kişidir. Ona göre insanı mutsuz kılan şeyler dünya malına aşırı tamah ve bunları elden kaçırmaktan dolayı yaşanan kızgınlık ve korkulardır.
Bundan ancak bir kabullenme, bir razı olma ve şikayet etmeme durumuyla gerçek bir tevekkülle kurtulabiliriz. İdeallerimiz için özgürlüğümüzü satmamak, ahlaki kişiliğimize zarar vermemek gerekir. Bu yolda insana en önemli rehber, aklın ya da ruhun ilacı olan felsefedir. O, işte bu bağlamda gerçekten de başına gelen felaketler yüzünden başkasını itham etmek cahilin yapacağı bir iştir demekteydi. E, toplum ve siyaset felsefesi. Sırasıyla doğa yasalarının toplumsal yasalar ve bireysel aklın evrensel akıl ya da logosla uyumluluk içinde bulunduğunu, fizik yasalarının insanların koydukları yasaların ve nihayet aklın yasalarının hep aynı evrensel aklın bir parçası olduğunu öne süren stoacılar, buradan hareketle bir evrensel kardeşlik düşüncesine, dünya vatandaşlığı anlayışına ve ya kozmopolitanizme ulaşmışlardı. Başka bir deyişle stoacılar bireysel akılların evrensel tanrısal akıldan pay aldığını söyleyerek soy, zenginlik, konum ve ulus farklılıklarının insanları birbirlerinden ayırmaya yetmediği yerde hepsinin aynı evrensel akıl ya da logostan pay almalarının onları birleştirdiği iddiasıyla insanların evrensel eşitliği düşüncesine varmışlardı. Öte yandan stoacılar aynı evrensel aklın yasalarına uyan ve aralarında hiçbir ayrım olmayan insanların çeşitli devletler halinde, çeşitli yasalar altında değil de evrensel bir devletin tüm insanlara aynı şekilde uygulanan yasaları altında bulunmaları gerektiğini söylerken, evrensel dünya vatandaşlığı düşüncesine ki bu stoacılığın büyük bir güçle benimsediği Roma İmparatorluğu'nun amaçlarına fazlasıyla uygun bir düşünce olarak ön plana çıkacaktır. Ulaşmıştır. Buna göre stoacılar insan arasında söz konusu olduğu söylenen soylu avam, özgür köle, Helen barbar, zengin yoksul gibi farklılıkların önemli olmadığını söylemişler ve asıl farklılığın evrensel aklın Tanrı'nın kendilerine çizdiği yazgıyı derin bir düşünüşle kabullenen bilgilerle yazgıya karşı gelmek isteyen budalalar arasında olduğunu belirtmişlerdir. Stoacılar bu düşünüş tarzıyla bağlantılı olarak kölelik durumunda da gerçek özgürlükle ilgili olmadığını söylemişlerdir. Zira onlara göre gerçek özgürlük, harici bir özgürlük, insandan bağımsız koşullarla bağlı olan bir özgürlük değil de insanın kendisini duyguların kölesi olmadan akla uygun davranışlarda bulunabilmesiyle hayata geçirebildiği iç özgürlüktür. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir köle özgür, bir kral da aslında köle olabilir. Erken stoa örneğin Zenon ve Kripsipos devletlerinin ailelerin, tapınakların ve paranın bulunmadığı bir toplum düzenini tasarlayıp tüm insanların evrensel kardeşliği ilkesine dayanan bir dünya toplumu idealini benimsemişlerdi. Fakat söz konusu ilk dönem stoacıların bu eşitlikçi, ütopik düşünüşleri gün geçtikçe unutulmuştur. Stoacı okulun ilkeleri Orta Stoa döneminde okulun başına geçen Panaetios tarafından gözden geçirilerek değiştirilmiş ve geç Stoa döneminde de emperyalist Roma düzeninin felsefesi biçimine sokulabilmiştir. Yine de kuramsal olarak yürürlükteki yönetim tarzları içinde hiçbir yönetim biçiminin Stoacıların idealine uymadığını söylenmelidir. Onların yönetim idealleri bilgeler tarafından yönetilen evrensel devlettir. Bu idealleri bir tarafı bırakılırsa stoacılar uygulamada monarşiye yeğe tutmuş görünürler. Felsefe tarihi Septizizm. Helenistik Roma döneminin üçüncü önemli felsefe okulu Septik okuldur. Septizizm Yunanca Septikoi isminden gelir. Buna göre Septizizm en azından Helenistik çağda günümüzdeki anlamına paralel olarak sadece kuşkuculuk anlamına gelmiyor. Fakat aynı zamanda veya daha ziyade gerçeğin peşinden koşan araştırmacıların meydana getirdiği felsefe okulunu tanımlıyordu. Gerçekten de başka felsefelerin doğruluklarından kuşku duyan septikler, hakikate erişmek amacıyla kendi başlarına araştırma yolunu seçtiler. Okulun kurucusu meşhur Priyon'du. M.Ö. 361-270. Okulun diğer önemli temsilcileri arasında Timon, M.Ö. 320-230, Arkesialos, M.Ö. 316-241, Karneades, M.Ö. 214-129, Anesidemos, M.Ö. 1. yüzyıl ve Sextus Empiricus, M.Ö. 160-210
bulunur. Temsilcilerin yaşadığı tarihlerden de çıkartılabileceği üzere Septizizm 3 dönemde temsil edilmiştir. Bu dönemlerden birincisi Piron'un M.Ö. 3. yüzyılda kurulan ve gelişen kuşkuculuğu, ikincisi M.Ö. 3. yüzyılın sonlarıyla 2. yüzyılda söz konusu olup Arkesilaos ve Karneades tarafından temsil edilen akademik kuşkuculuğu, üçüncü ve sonuncusu ise Yunanlı Anesidemos ve Romalı Sextos Empiricus'un Piron'un görüşlerini temellendirip kuşkuculuğa karamsar bir çerçeve kazandırdıkları son dönem septisizmdir. Bunlardan üçüncü ve son septisizm, M.Ö. 1. yüzyılda başlayıp M.Ö. 3. yüzyıla kadar devam etmiştir. Septisizmi yaratan temel faktör. Septisizmi yaratan en önemli neden, büyük bir çalkantının yaşandığı Helenistik dönemde kuşkucuların zihinsel barış ya da dinginliğe erişme umutlarıydı. İnsanların şeylerdeki çelişkiler tarafından şaşırtıldıkları, hangi alternatife bağlanacakları konusunda tereddüte düştükleri kuşkucular, doğruyla yanlışın, iyi ile kötünün birbirine karıştığı böyle bir çağda bir ruh sükunetine erişme çabası verip bunun yolunu insanlara da göstermeye çalıştılar. Gerçekten de septikler, farklı filozoflar ve felsefe okulları tarafından ön sürülmüş olan farklı ve bağdaşmaz hakikat telakkileri karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Bir sınıflama kolaylığı temin etmek ve kendilerini diğer felsefelerden ayırmak için hakikati arayan filozofları dogmatik filozoflar ve dogmatik olmayan filozoflar diye ikiye ayırdılar. Dogmatik filozoflar kendi içlerinde ikiye ayrılmaktaydı. Birinci grup dogmatik filozoflar hakikati keşfettiğine inanan, bu keşfin rahatlığıyla her konuda kesin iddialar ortaya koyan filozoflardı. Dogmatik filozofların ikinci grubu ise sadece hakikati keşfedememiş olduklarını değil, fakat hakikate erişimin imkansız olduğunu da öne süren filozoflardan oluşuyordu. Birinci bölüm sonu.